Aklı Selim'e hoş geldiniz. Bugün yabancılaşmayı konuşacağız. İnsanın kendi toplumuna yabancılaşması. Acaba mümkün müdür yabancılaşmadan yaşamak? Küreselleşme çağında yaşadığımızı biliyoruz. Küreselleşme yabancılaşmayı aslında körüklüyor mu? Din, inanç, gelenek acaba bu yabancılaşma, küreselleşme çağında nasıl bir hal alıyor? Bugün bu konuyu çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi programımızı birlikte yaptığımız Profesör Doktor Ahmet Dağ da bizimle birlikte. Ahmet Hoca hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Şimdi hocam biz küreselleşme çağında yaşıyoruz. Her şeyin artık uluslar ötesine doğru kaydığını görüyoruz. Ama onun da bir kimliği var. Bu küresel kapitalizm dediğimiz sistem herkese yeni bir kimlik, yeni bir form inşa ediyor. Ya da o formun dışında kalmak neredeyse mümkün değil. Yabancılaşmak, kendi toplumuna yabancılaşmak, bunu yabancılaşmadan yaşamak mümkün müdür? Önce onunla başlayalım. Valla ben yabancılaşma meselesini avam havas ilişkilerine çok indirgemek taraftarı değilim. Yabancılaşma çok tarihsel bir pratik. İsterseniz şeyden yürüyelim, e, fiilden yürüyelim. Yani neyi yabancılıyoruz? Ve bu hareketlerimize e, yön veren, istikamet kazandıran duygu nasıl bir duygudur? Bu dolayısıyla antropolojik bir soru her şeyden önce. Yani kültür antropolojisinin iştigal ettiği bir mesele. Mesela aklıma Victor Turner geliyor. Victor Turner bu yabancı meselesi üzerinde duruyor. Yabancı sıfatını koyabilmemiz için bir şeyleri yabancılaş, yabancılamamız lazım. Bu duygunun arka planında şu yatıyor. Anlam verememe hali. Tanımam ama. Yani anlam veremiyor. Mesela Çince'de yabancı. Aynı zamanda aynı kelime anlamsız manasına geliyor. Ki çok doğrudur bu. Dolayısıyla anlam duygumuzu kaybettiğimiz zaman yabancılıyoruz. İşte onun da öznesi veya kimilerine göre nesnesi yabancı oluyor. Bu tarihsel bir problem. Ama yabancılaşma diyorsanız, alienation, o çok modern bir olgu. Hmm. Yani o işte işaret ettiğiniz üzere modern dünya ve onun ana dinamosunu oluşturan kapitalizmin marifeti. Eşya ile kurduğumuz münasebet, tabii vasatımızla kurduğumuz münasebet, hem cinslerimizle kurduğumuz münasebet, bütün bunlar adeta bir anaforun veya kara deliğin içine girer gibi giriyor. İşte o 19. asrın sanayi kapitalizmi, onun doğurduğu bütün o roman külliyatları falan. Bu mesele üzerinde duruyorlar. Dolayısıyla bu bir maddi arka planı olan da bir şey. Yani öyle söyleyebiliyoruz. Ee, yabancılama duygumuz, anlam verememe duygumuzla ilgilidir. Eğer onu bir... Ee, ne diyelim süjeye, özneye karşılık getirmek istiyorsak karşımıza yabancılar çıkar. Bizden olmayanlar. Bizden, yani bizden olmayanlar dar. yani anlam verememekle ilgili bir şeydir hı. bu. Tuhaf karşılamakla ilgili bir şeydir. Yani çaresiz bırakır yabancı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü arka planında ne var, neyi getiriyor, neyi düşünüyor onları bilemiyorsunuz. Hı hı. Tabii bu yabancının simgesel, sembolik dünyasının çağrışımlarıyla başlıyor. İletişim boyutuna girince bir sürü şey çıkıyor, aksaklık çıkıyor. bu çok ciddi bir beşeri mesele yani. Bunun Ahmet Hoca bunun bir felsefi arka planına baktığımız zaman felsefe dünyasında ya da e, Orta Çağ'dan sonra Rönesans, Aydınlanma, Sanayi Devrimi sonrasında bu bir inşa mı? O bütün süreçlerin sonucunda gelinen bir nokta mı? Şimdi hocamın başladığı yerde ben devam ettireyim. Yani gerçekten çok güzel bir benim için zihinsel açılım oldu. Öncelikle antropolojik yönüyle biraz Hegel'de bunun karşılığını görüyoruz. Aklın kendine yabancılaşmasıyla başlayan bir yabancılaşma sürecinden bahsediyor. İkinci olarak da Kapitalizmin devreye girmesi ve kapitalizm üzerinden gelen yabancılaşma, işte Marx üzerinden insanın emeğine yabancılaşması ve onun üzerinden kendine yabancılaşmasına dönüşü. Üçüncü, yabancı kavram üzerinden Sokrates'in savunmasında nefis bir metin var. E, orada geçen ifade, e, malum Sokrates yargılanmak üzere mahkemeye düşüyor ve şu cümleyi kullanıyor. ''Ben burada sizin dilinizi bilmiyorum.'' diyor. Tıpkı diyor bir şehre başka bir şehirden bir yabancı geldiğinde oraya nasıl yabancılık yaşıyorsa, oranın dilini bilmiyorsa, orada ne yapılması gerektiğini bilmiyorsa ben de burada ne yapılması gerektiğini bilemeyebilirim. Ve kullandığım dil de buraya uygun bir dil olmayabilir diyor. Bu üç kategorideki yabancılaşma, işte antropolojik olan yabancılaşma, kapitalizmin meydana getirdiği insanda yabancılaşma ve bir yerde yabancı olmak. İnsanın mukadderatı biraz. Yani bundan çok kaçacak bir durumu söz konusu değil. Aslında daha geri gitmek doğru mudur bilmiyorum. Ben bazen daha önceki bölümlerde şey yapıyorduk. Hazreti Adem'e kadar götürme. Hazreti Adem'le Havva'nın çıkarıldıktan sonra karşılaştığı psikolojik anlatılara baktığımız zaman o anlatılar üzerinden de onların ne gibi yabancılık yaşadığını görüyoruz. O yüzden yabancılaşma ya da yabancı olma insanın her an karşılaşabileceği bir şey. Yani bu içinde yaşadığı topluma karşı yabancılaşabilir ki yabancılaşması olumsuz da değildir. Yani biraz radikal bir şey söylemiş olacağım ama Peygamber Efendimiz'in e, müşrik bir toplumun içerisinde kaldığı e, hal ve oradaki durumu aslında <laughs> ne kadar yabancılaşma değil. Yani işte putperest bir kavim var, putlara tapıyorlar, adet, örf adetleri bakımdan çok sertler, kırıcılar, vahşiye diyebilecek bir durumda ve bir nevi Peygamber Efendimiz yabancı düşüyor ve yaptığı şey hira'ya çekilmek ve hira'da kendi özüyle karşı karşıya kalmak ve kendi özünü muhafaza ederek orada inşa ederek aynı zamanda daha sonra bu şehrin tahrip edici şey yapısına yönelik bir yapı edinerek varlık sürmesi, varoluşsal düzlemini sürdürmesi önemli. O yüzden yabancılaşmanın bizim hayatımızda her an içinde olacağımız ya da her an bir sebepten dolayı bir şehre ya da bir ülkeye gidip yabancı duruma düşeceğimizin bilinciyle yaşadığımızda bu süreci atlatabiliriz. Bu bizim elimizde. Şimdi hocam şöyle tavuk yumurta ikilemi gibi bana geldi onu size sormak istiyorum. Yani bir yerde yabancı olmak, göçmen olmak, göç etmek hani bu hayatın ikamesi için, eğitim için, iş için, para kazanmak için başka sürgünde ya da başka bir şey de olabilir. Bir de kapitalizmin kendisinin yabancılaştırma diye de bir formu da var. Bu kapitalizmin formundan dolayı mıdır göç? Ve onu da açmanızı isterim. Özellikle de bu son dönemde yaşadığımız yabancılaşma ya da göçmen üzerinden yürüyen dünya siyasetini de hemen hemen yeniden şekillendiren bir durum da var. Bu iki kavramı birlikte nasıl değerlendirirsiniz? Hangisi birbirini ya da ikisi de farklı yönlerden birbirini destekler mi? Valla tarihe ben çok kategorik bakmama taraftarıyım. Yani böyle ilk çağlar, orta çağlar falan gibi ayrımlar. Benim anlayabildiğim kadarıyla bunu Brodel de söyler. Bir uzun tarih var. Bütün beşeriyeti, İnkalardan Mısırlılara, Mısırlılardan Çinlilere, Romalılara, Osmanlılara fark etmez. Zirai bir tarih. Onunla bitişik iş bölümü itibariyle zenaatkarlık iş kolları var. Bu ikili bir ayrım. Bir de bu üretimin dolaşımını sağlayan tüccarlar var baktığınız zaman yani bunu Roma'da da görürsünüz Sümer'lerde de görürsünüz her yerde görürsünüz. Binlerce senelik bir uzun tarih bu. Bunu kıran işte kapitalizm. Yani bence tarihin e, makas değiştirmesi diyebileceğim. O da kopuş değil. Eskiyle de dönüştürerek, kendine dahil ederek kapitalizm insanlık tarihini şekillendiriyor. Kadim dünya o binlerce senelik zirai medeniyet dairesinde yabancılaşma minimumdur. Şimdi Emin mesela hoca güzel şeylere değindi. Sokrates'in ki bir yabancılaşma değil. Sokrates o hakimlerin zihninde ne geçtiğini çok iyi biliyor. O itirazen söylüyor. Onu. Halbuki başta arz etmiş olduğum yabancılaşma duygusu, yabancılama duygusu mana verememektir anlamsız bulmaktır. Şimdi niye antik dünyalarda veya antikitede de yabancılaşma derin bir mesele değildir? Çünkü rastlaşmalar sınırlıdır, mahduttur. Karşılaşmalar. Karşılaşmalar. Yani mesela bunu Victor Turner yabancı tipleri, ideal tipleri ortaya koyarken işte diyordu yani mesela hacılar, bu eski dünyanın ...seyyal... şeyi değil mi yani? Niye hacı muteberdir? Çünkü seyahat gibi çok riskli bir şey yapıyor. Ve bunu bir ideal uğruna yapıyor. Dolayısıyla hürmet görüyor. Bu konvansiyonel bir şey değil çünkü. Veya gezginler, seyyahlar. Yani Evliya Çelebi, bilmem İbni Batuta. Onlar da aynı şey. Onlarda tabii misyon yok, merak var. Onlar Ama o da merak da bir gibi. şekilde bir ulvi bir kendisini açısından tabi ulvi bir hikayeye de dönüşüyor. Yani dönüştürülüyor belki. Ama bence sadece merak var İbni Batuta niye kalksın buralara gelsin değil mi? Bu da saygı ikinci derecede görüyor. Üçüncü derecede çok tehlikeli bir alan var tüccarlar. Hmm. Bunları kesinlikle eski dünya yabancı muamelesine tabi tutuyor. Bu Pers metinlerinde de böyledir. Eflatun'da da böyledir. Hoca çok daha iyi bilir. Yani tüccarlar anlam verilemeyen bir kategori. Yani bunlar bir iş yapıyorlar. Tamam malları getiriyorlar, götürüyorlar ama hastalık getirebilir, fitne sokabilir. Tanımıyorsunuz çünkü. Yaşam pratiklerini değiştirebilir. Değiştirebilir her şey. Onun için yani tüccarlar böyle baskılanmış ve aşağılanmışlardır. Hocam Modern, o, orada human bir ifadesi var. Tüccarlar insan ırkının en soylusudur diyor. İşte bakınız ondan evvel Shakespeare var. Hümdan evvel. Çünkü Venedik tacirinde tersine çeviriyor bu ilişkiyi. Modern dünyada tüccar ayrıca değer bulur. Seyyahlar biraz marjinal tipler olarak görülür. Yani hayatın akışını, tarihsel akış orada seyyahlarla tüccarların yani. yer değiştirmesi. Seyyahlar turistikleşir, turist olur. Hmm. Bu da bir tür yabancılaşmadır aslında turizm. Evet mi söyleyeyim? E, şeyler, e, tüccarlar itibar görür. E, hacılar e, gittikçe daha turizme doğru kayarlar. Yani bugün haç faaliyetleri ile turistik faaliyetler arasındaki şeyi çok yakalayamıyoruz. Ayrımı çok yakalayamıyoruz. Yani bu modern dünyanın tuhaflıkları. Şimdi sorduğunuz soruya gelince modern dünya kadim dünyanın aksine kadim dünya çok tena, seyrek bir dünyadır. Rastlaşmalar sınırlıdır. Modern dünya bütün o nüfusları köklerinden kopartıp mülksüzleştirerek belli merkezlere yığılmıştır. Şimdi bu işte mülksüzleşme, ne bileyim çit çevirme İngiltere'de bu meşhur enclosure hareketi, yeomenler filan onların katli. Şimdi insanlar köklerinden kopuyorlar. Yabancılaşma burada başlıyor. Hocam buna modernitenin başlamasıyla da yabancılaşma eş güdüm halinde. Elbette mi? tabii. Evet, onu söylüyorum. Evet. Ya büyük bir nüfus şehirlere yığılıyor. Ve bunların ne yapacağı belli değil. Herkes birbirine karşı yabancı. Ve yabancılama duygusu içinde herkes bir tür işte survival diyorlar ya yani idameyi hayat ...davasına düşüyor. Korkunç bir şey. Hayat yani. memat meselesi Tabii, tabii. ya yani Herkes yabancı. Herkes birbirine karşı yabancı ve köksüz. Şimdi bu büyük nüfusu aldılar... ...bir de fabrikalara yığdılar. Hı -hı, hı -hı. <laughs> Orada iş ve aletler... ...demin hocanın da işaret ettiği gibi... ...onlara karşı yabancılaşma başladı. Yani Charlie Chaplin'in... ...modern zamanlarını düşünün. Evet. Yani adam... Bir bant üretimi, öyle yani bir şeyler yok. Ne olduğu belli değil. Yanındakini tanımıyor. Kim olduğunu bilmiyor vesaire. Şimdi demek istediğim, bu zaten eşyanın tabiatına içkin olması gibi yabancılaşma, modernleşme içkindir. Bir de şey, o modern zamanlarda çarkın içine kendi düşüyor. Tabii, yani. Düşer çok yani. güzel bir anlatı bu. Hatta o, o biliyorsunuz içine şey olur, e, mesai biter. O vida büküyor ya yani onu da boşlukta yapar. Yani o kadar yabancılaşmıştır. Yani Charlie çağır, tamam. bütün zamanların en büyük sineması. hocam zaten. onu hani şöyle düşünün. Hani fabrikada çalışan bir mavi yakalı işçinin rüyasında yine aynı e, üretimi yaptığını tabii, tabii, ama bilmesi bilmiyor. gibi yani. Yani ne, İç, ne olduğunu bilmiyor. İşgüdüsel olarak devam Çünkü devam mekanik şeylerden elektrikli başka enerjilerle falan işte makinalar hmm. makineler çağına geliyor. Ve ludizm diye bir şey var. Yani ilk makinalarla karşılaşanlar makinaları kırıyorlar. Evet. Tabii. Yani bu ikonoplastın modern dünyadaki tezahürü. Orada ikonlar kırılıyordu. Burada ma şeyler, makinalar. Ne kadar çocuksu ve ne kadar saf. Çünkü yabancılıyor onu. Amerika'daki çay partisinin de hani o şeyi kırmak isteyenlere Sindikal mücadeleyi kırmak isteyen yurt dışından O başka bu Ama hayır, yani, fabrika şeyi, makina Yeniliğe ya da o gelişime karşı hareket etti. Ya yani bir de şey mesela makina kırıcılar genelde bir anarşist yapıda anarşist olarak algınlarır. Bence ben zaten öyle algılamıyorum. Mesela ikona klaslara değindi hoca. İkona klaslar, ikonların tanrıyla kendileri arasına giren bir. E, ilişkiyi Yabancılaştırdığını, yabancılaştırdığını yani diğer düşünüyorlar. sani yabancı aynı şey ama e, o da evet. makina'nın diğer insanla ilişkisi ve kendisiyle ilişkisini kırdığına yönelik bir yaklaşım, yaklaşım var. Yani doğru. sadece emeğini ya da işini elinden alma işimi ele alacak değil. Biz mesela o duygu dünyasını yaşamıyoruz. Yani tahmin üzerinden konuşuyorum ben. O makine dünyasına girdiği zaman mesela sürekli bantta vida sıkmakta olan ya da bantta paket yapmakta olan bir kişinin rüyasında da dahi vida sıkması ya da paket yapması kadar acı verici bir şey yok. Evet ki. anlamsız bir şey yapıyor ya. anlam veremiyor yani ucdayı büküyor da ve ne oluyor ne, ne geliyor nereden geliyor her mi de nereye gidiyor. Kızıyor yani makineye Tabii. karşı Tabii. bir nevi Anadolu'da öyle derler ee, hazırlanmak derler yani ona karşı bir öfke. E, belirtiyor ve o bu hareketi meydana getiriyor. O yüzden kendisiyle kendi özüyle insan e, insanın arasına girdiğini düşünen bir alet olarak yorumluyor. Ben o yorumu yapıyorum yani. Doğru. Orada şöyle bir şey de var izninizle onu söyleyebilir miyim acaba? Şimdi mesela Batı'nın veya genel olarak işte bu kapitalist birikimin ne diyelim üzerine yükselmiş. Toplumların toplumlaşma başarısı, bu yabancılaşmış ilişkileri disipline etme ve örgütleme başarısıdır. Bunu tamamen ekonomik sahiplerle yapıyorlar. Ya yani bir insanla iki, yani bir insanla bir insan karşılaştığı zaman belki başta acemilik olur, yabancılama olur ama yavaş yavaş bir yerlerde bir şeyler bulunur. Benden bir şey Onu, alır. Ben ondan bir şey alırım. Ha, tabii. Ya açabilirsiniz de bunu hı hı. Fakat modern dünyada bu imkansız çünkü üretim her türlü duyguyu içeride bırakmayı gerektiriyor yani bastırıyor onları Dolayısıyla bunun örgütlenmesinin adı toplum oluyor işte Ve bu insansız aslında yani böyle tamamen robotik davranışlar iş bölümünün kurallarına göre yaşayan insanlar filan bunu örgütlediler düzene soktular disiplini ettiler, ama bunun sonucu ne oldu? İşte hı. bunun sonucu şu oldu. Şimdi Haneke'nin filmleri. İşte mesela Yedinci Kıta. Müthiştir. Yani rutin bir hayat. iş bölümü belli. Her şey öngörülebiliyor. Harika değil mi? Refah toplumu falan. Fakat onun içinde müthiş bir içe dönük yabancılar yani Kendinden yabancılaşıyor. Kendine artık anlam veremiyor. Bu en tehlikeli hal. Hı hı. O kendini anlamsız görme, işte intihar oranlarını patlatıyor, ee, tuhaf, e, mazoşistik, e, paranoyak, şizofrenik, seri katiller doğuruyor falan. Çünkü o anlamsızlık duygusuyla birlikte insanın artık kendi üzerinde kontrolü de ortadan kalkıyor. Şöyle düşünerek bitireyim ben, yani çok uzatmayayım. Bugün insanlar baksınlar, kendi hayatlarına. Bir takım sitelerde oturuyorlar. Evet. Yukarıdakini tanımıyor. Hocam yan taraftakini tanımıyor. Tabii. Çıkıyor, bir toplu taşımaya biniyor. Kimseyi tanımıyor. Hı -hı. İşe gidiyor. Tamamen iş belirliyor her şeyi falan. Şimdi o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz belki. Eski dünyanın aksine modern dünyada yabancı ertelenebilir, ötelenebilir bir şey değil. Herkes yabancı, herkes birbirine yabancı. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle buradan devam edelim ve bugüne gelelim. Hoca az önce intihar oranlarından işte saldırganlıktan söz etti. Hani Batı'da ve Amerika'da daha doğrusu Avrupa ve e, e, şeyde Amerika'da ve Avrupa'da bu gençlerin silah alıp ellerini Gidip bir okulu tarıyorlar. Bunları çok yaşadık. Hatta e, kuzey Avrupa ülkelerinden bir tanesinde 70-80 kişi birden katledildi çocuklar. İşte Amerika'da hemen hemen her hafta bir genç giriyor okula, tarıyor insanları, öldürüyor geliyor. Şimdi bu bu da böyle bir tehlike var, yani tehlike değil bir sonuç var aslında. Biz bunları yaşıyoruz. Bu e, kapitalizmin bundan karı ne oluyor? Yani bu yabancılaşmayı yapınca satışlar, para kazancı bilmem nesi mi artıyor? Bunu yaparak daha mı fazla kazanıyor? Bunu biraz konuşalım. Yani yabancılaşmayı Jean Baudrya şeyle ilişkilendiriyor. İşte bu Praklı öğrenci var. Bir Alman filmi bu. 1930'ların başlarında çekilmiş bir film. Ve burada bir gencin şeytanla pazarlığa girmesi ve kendi imgesini, kendi gerçekliğini kendi gerçekliğini imgesiyle satın alma ve değiştir, değiş dokuşuna değiniyor. Ve bunun bir yabancılaşma örneği olarak Praglı Öğrenci filmi üzerinden anlatıyor. Aslında sizin bahsettiğiniz şey tam da bu. Yani işte bu daha çok bu tür okul cinayetleri ya da topluluğun içerisinde silahla girmek ve topluca öldürme şeyi, profilini gerçekleştiren kişilerin daha çok dijital ya da internet dünyası da çok yakından ilişkili olduğunu görüyoruz ya da bilgisayar oyunları var bilgisayar oyunları üzerinden bu tür sahneleri bir nevi imge olarak oturtuyor tam da Baudrillard dedi işte Şeytanla pazarlık yapma, yani kendi gerçekliğini verip imgeyi satın alma ve imgesiyle bir nevi buharlaşma, aynı zamanda bu imgesinin yol açtığı problemler. İşte bir okula girip birden bu cinayetleri gerçekleştirebiliyorlar. O yüzden artık yabancılaşmanın, Dijital ya da benzeri informatik çağı üzerinden gelen süreçleriyle karşı karşıyayız. Yani bu ilk kitle iletişim araçlarıyla oldu ama şu an özellikle internet ya da dijital ya da online zeminler üzerinden bu daha radikal bir biçimde büyüyor ki Türkiye'de çok aceleci davranıldı bu metaverse meselesinde yani işte arsalar satın alındı, bir şey yapıldı falan. Bu dünyada oldu. Çok e, tabii uzak, yatırımcı bir topluluğuz. Onunla da alakalı bir şey. Ama mesela 2045'li yıllar gibi avatarların orada inşa olması ve avatarlarla birlikte e, iş görme gibi bir düzene ben de girebileceğimizi tahmin ediyorum. İşte böyle bir düzenek de insanın kendi özünden kopuş, kendi özüne yabancılaşma, bu kendi özüne yabancılaşmalarıyla bağlantılı olarak topluma yabancılaşma olağan haliyle gerçekleşecek. İşte burada sizin de bahsettiniz. işte intiharlar e, psikolojik ya da e, psikiyatrik hastalık belirtileri bunun neticesinde ilaçlarla bunu eee sağaltma teşebbüsüne gitme. İşte, Aslında sağaltma yok orada. Biraz halının altına süpürmek. Evet. Çünkü ilaç o anlama geliyor yani Tabii. ilacı almayı bıraktığı anda tekrar aynı e, hastalığı o ya da refleksi kendi gösterebiliyor. Nasıl ilişki kuracak? Bunu nasıl sağlayacak? Bunun üzerinde biraz düşünmek Hocam gerekiyor. Hocam yani. şimdi bir şimdi bir, bir sonraki evreye geçelim. Bu dünyanın küresel kapitalizmin dünyaya yaydığı ve kazanç elde etmek için bir metot, yol. Gerçi bunun dışından da çıkış yok. Çin de bunu aynısını yapıyor. Küresel kapitalizmin en büyük şeyi Amerika da bunu yapıyor. Avrupa'da zaten yapıyor uzun zamandan beri. Bir de biz bizim başlığımızın bir formu daha kendi toplumuna hani yabancılaşmak kavramını konuşalım. Ben küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Bundan çok yıllar önce Mete Tuncay'la bir öğle yemeğinde Bilgi Üniversitesi'nde buluşmuştum. Konuşurken bu yabancılaşma, farklılaşma üzerine derken şöyle bir şey anlatmıştı bana. Demişti ki "Alicim ben e, zannedersem o konuda Agnostim diye söylemişti. Tam orayı şimdi hatırlamıyorum. Çünkü 15 yıldan fazla oldu. Yalnız demişti, ben İslam kültür üzerine büyüdüm bütün çocukluğumdan geçtiğime kadar. Ben sabah ezanı dinleyerek uyandım demişti. Hatta anlatmasını devam ederken şöyle bir şey de söylemişti. Ondan sonra size bırakacağım. Benim bir yakın arkadaşım demişti, din değiştirip Hristiyan olmuştu. Refleks olarak ilk söylediğim niye gavur oldun? Bunu yıllar önce ben birçok arkadaşıma anlatmıştım bu anekdot. Şimdi buradan bir yabancılaşmadan da söz ediliyor. Kendi kültürüyle ilgili farklı formu var ama ötekine karşı bu var. Kendi kültürüne, kendi toplumuna karşı yabancılaşmak ne demek? Ne, neler görürüz orada? Hangi örnekler vardır? İşte yani bu bir mesele bahsettiğiniz ama bence meselelerin meselesi değil. Benim gördüğüm kadarıyla çok daha derin şeyler var. Demin işte hoca da işaret etti. Yani üretim toplumu, üretim kapitalizminin yoğurduğu, müthiş yabancılaştırdığı bir insanlık var. Bazıları bunu hakikaten bir hakkın yaşadılar. Rusya gibi, İngiltere gibi. Bizim gibiler çok niyetine girdik, çok arzuladık ama yüzümüze gözümüze bulaştırdık Allah'tan, Allah'tan. Fakat bu sanayi toplumlarının çözülmesinden sonra o çözülüş süreçlerini bizzat anlatan, ortaya koyan başka bir yüzü ortaya çıktı. Bu kapitalizmin, bu da tüketimdir. Hı hı. Yani çünkü üretim kapitalizminin ideal tipi üreten adamdır. Mühendistir, teknikerdir, bilim adamıdır, avukattır, şudur. Buluş yapandır. Tabii. Şimdi o tipler çöpe atıldı. Onun yerine fırsatçılar, başarı kazananlar ve en çok tüketenler. Bu da çok ağır ve derin bir yabancılaşma daha ortaya koydu. Müşteri her zaman haklıdır. Evet. evet. Yani iç bükey olmaktan dış bükey olmaya, mahremiyetini kaybetmeye kadar giden çok daha ağır, ağır süreçler. Ya da tüketiyorum o halde var. Varıma kadar gider üçüncü aşamaya girdik. Bu çok daha teknik, yani çok daha tehlikeli. Yabancılaşmayı bence insanı tarihten silmeye kadar, tarihi iyice öznesizleştirmeye kadar bizi sürükleyecek olan bir şey. O da tekno dünya. Yani şimdi ekonomi politik olarak bir şeyleri konuşabilirsiniz. Sadece politik olarak konuşabilirsiniz. Kültürel olarak tartışabilirsiniz bunların hepsini çöpe gönderecek olan ve adeta bir kara delik gibi bütün medeniyetin birikimlerini bekleyen, emmeye hazır bir tekno delik var. Oradan geçtiğimiz an artık mesela ekonomi politik diye bir şey konuşamazsınız. Tekno ekonomiyi konuşursunuz. Tuhaf bir şey. Teknopolitik şeyleri konuşabilirsiniz. Toplumu, sosyolojisini yapmak imkansız olacaksa eğer teknot toplumu gibi bir şey çıkacak ortaya. Hatta şu deniliyor hocam, yani dünyayı tek parmakta toplayana kadar buna devam edeceğiz. Yani Castro işte internet ya da tabii. klavye tabii. üzerinde Yapacak toplayana işte. kadar bu devam edeceğiz. Edecek Peki yani. Weil öyle ifade ediyor. Çok edin. haklısınız. Yani bu yani bunların işaretlerini Toffler verdi bence çok öncü ve çok çok iyi bir çalışma onun ikisi. Üçüncü dalga hikayesi. Sonra tabii onun üzerine yapılmış nice çalışma var. Çok ciddi tehlikeler var. Şimdi bize çok masum gelen şeyler. işte yeşil enerjiye geçiyoruz işte parasal ekonomi bitiyor yerine işte böyle nakit bile gerekmeyecek. Hatta mülkiyeti de ihtiyaç yok vesaire gibi tuzaklı şeylerle gelen ve maalesef bizim memleketimizde, memleketimizde her türlü siyasi meşrebin sahiplendiği itiraz hiç istisnası yok tartışan yok ee, bir kabulleyle, kabullenmeyle birlikte gidecek olan bir söz. Ön kabul. Ha, şimdi Kabullenmeden öteye ön kabul. Sizin işaret ettiğiniz bu kültür meselesinde, kültür de bir yapı sonuçta. Yaşanan böyle yabancılaşmanın farklı tezahürleri, mesela aydınların topluma yabancılaşması gibi. Evet mi söyleyeyim? Ee, işte i̇şte kültür kavgaları içerisinde yaşanan yabancılaşmalar, gelenekten kopuşlar falan. Bakın bunlar yoktur demiyorum. Çok önemli. Yani Mete Hoca'nın söyledikleri falan tabii ki önemli. Merkezde değil ama. Bu bizi esas meselelerden kopartacak. Çünkü orada kavga etmek çok kolay. Sen yabancılaştın işte. Ne yapıyorsun? İşte ne bileyim namaz kılmayı bilmiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Daha elin toprağa değmedi. Sen ne yapıyorsun? İşte e, Avrupa'dan ithal ettiğin ve Amerika'dan ithal ettiğin bir hayat tarzını kendine m, kabul etmişin. Onu bunlar tamam, yanlış değil bunlar. Çok doğru. Ama mesele o değil. Bu bence giderek Türkiye'de benim gördüğüm bir abartıya dönüş benim gibi yaşayanlar, işte kopanlar, yabancılaşanlar, e, sahip çıkanlar falan. Böyle bir şey yok. Yani bu, bu, bu merkezde değil. Çok daha derin. Bakın mesela kültür de özler diye bahsetti. İşte din olabilir, gelenek olabilir. Tekno bir dünyada bunlar tanınmaz hale gelecek. Aile. Evet. Aile. Aile. Yani öyle bir noktaya götürüyor ki yabancılaşma tarihini tamiri gayri kabil. Yani geriye dönüşü yok onun. E bence mesele bu. Yani Çok... şimdi mesela ben görüyorum. Şimdi diyor ki bakıyorsunuz mesela kılığı kıyafetiyle Müslüman. E, tamam. Diyor ki evrene mesaj gönderdim diyor. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> ya sen Allah adını hiç duymadın mı hayatında? Evet. Ama evrene mesaj gönderdim diyor. Şimdi bakın bu neopaganizmler, Efendim söyleyeyim işte New Age külpler, akımlar. Akım. Evet. akımlar eskiden alıp onu bir şeylere katıp yani bakın geleneği de oraya akıtıyorlar. Entegrist şey. Ve bu öyle bir noktaya gelecek teknolojiyle falan birleşecek. Yani inanılmaz. Yani şimdi mesela hiç aklımıza gelir mi? Tesbih gibi nazik bir sanatımız var değil mi? Yani bize tesbih ettiriyor. Onun bir ustalığı var, onun bir sanatı var. Ki Türkler bu konuda çok ileri. Maddeleri ha. çok farklı. Ama şimdi zikirmatikler falan var insanların elinde. Yani zikirmatik yapıyor. ondan sayıyor. Tıkır 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 falan. ya Bunlar bakın. Hocam ben orada şöyle bir şey diyeyim. Bir yazı yazmıştım ben. Yemekler bu toprakların ontolojik yapısıdır diye. Yemek üzerinden. Orada şöyle bir ifade kullanmıştım. Yani kuru fasulye yiyen e, birinin tavır ve davranışlarıyla fesutla beslenen birinin tavır ve davranışları aynı değil, farklıdır diye bir cümle kullanmıştım. Ne Yani ben mesela tesbih ve zikirmatik e, farklılığı üzerinden de e, bunun bir semiyolojik bir şey. Yani sadece onun üzerine odaklanmıyorum. Hoca da onun üzerine odaklanmıyor. Semiyolojik bir şey. Yani tesbihle ibadetini gerçekleştiren biriyle zikirmatik kullanan biri aslında çok farklı. Yani aynı diyemeyiz. Tabii. Çünkü hocamın bahsettiği tesbihin malzemesi, tesbihin geleneğin içindeki yeri, konumu. Yani mesela zikirmatiği hızlıca atabilirsiniz ama tespih daha çok asmaya çalışırsınız falan gibi. O yüzden kullandığımız araçlar kendi düşünce dünyamızda bağlantı olarak kullanma biçimi devam etmiyorsa araçlara e, kendimizde kültürümüzde ilişki kurduramıyorsak bu kez hem araçlara hem araçların maksatları olan o asli unsurlara yabancılaşıyoruz. Tabii. Ama bunların hepsini de konuşurken e, teknoloji, dijitalleşme, işte sanal dünya, yeni dijital dünyadan bahsediyoruz aslında. Yani oradan bahsederken o e, dijitalleşmenin bütün hayatımızın her evresine doğru girdiğini görüyoruz. Yani orada kırılmalar aslında orada başlıyor. Mesela şey çok uzatmayayım. İmame bile bir şey Gelmiş. çok önemli yani. Bir tespitte imame dahi çok önemli. Yani tutan, derleyen, toplayan, oh. bir anlamda bütünlüğü sağlayan bir şey. Şimdi imameyi yitirdiğiniz zaman birçok perspektifi yitiriyorsunuz. Yani bu şu anlamada gelmemeli. Yani bizim mevcut süreç içerisinde insanlar olarak dijitalleşme ya da yüksek teknoloji, high tech denen süreci durduracak ya da bunu engelleyecek ya da bunun kalkması gerektiğini söyleyecek düzeyde bir durumumuz yok. Ama sadece şu, böyle bir süreç içerisinde farkındalık oluşturmak ve farkındalığı oluşturarak böyle bir süreç içerisinde paçayı kaptırmamak. Şimdi ben mesela Jean Baudrillard çalışmıştım. 2009'da bitmişti o çalışma. Bana şu soru sorulmuştu ya. Ya Bodriyar gibi bir adamı, Can Bodriyar gibi birini çalıştı. Sana ne kazandırdı soru? Ben şunu demiştim. Erken bir dönemde sanal ve simülatif olana paçamı kaptırmayı engelledi benim dünyamda diye. O yüzden böyle bir dünya dijital teknolojilerin ilerlediği işte 5G, 6G ya da işte yapay zekalı çalışmaların ya da hocam bahsetti insanın kendi varlığının çok farklılaştıracağı bir düzlem olan transhumanizm gibi falan süreçleri yaşayacağız. Ama burada şu, paçayı kaptırmadan insan olarak varlığımızı nasıl sürdüreceğiz? Yani Mümkün mü hocam? Yani bu biraz şimdi Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir sözü geldi aklıma. Neş'ül belagada geçer neye inandığımız, nasıl yaşayacağımızı belirlemez. Yani mealen söylüyorum. Nasıl yaşadığımız, neye inandığımızı belirler ama tabii ki. Hı. Bu müthiş bir bakıştır. Şimdi dolayısıyla eğer bu gidişata ihtirazi, itirazi, kayıt düşmek isteyen birileri varsa bundan bir kamuoyunun doğmasını beklemek lazım. Böyle bir emare var mı? Böyle bir bunun bir belirtisini görüyor muyuz? Hocam Çünkü, dünyada hay, bir hay. tane makale çıkıyor. Hay. Bir yerde alıp diyoruz ki bak bilmem ne 8 milyarda bir kişi yazmış ya da bir yani kitap çıkarmış. Şöyle yani o bilgi toplumu adı altında bütün bilgilerin ve haberlerin doğru yanlış istiflendiği bir dünyada yol yordan falan bulunmaz. Çünkü seçmeci okuma diye bir şey yok artık. Onlar böyle yığılıyor önünüze kitaplar, makaleler şey. Gelmiyor hocam. Bilizati yani... sizin gözünüze sokuyorlar. Ha, okumanız tabii. gerekiyor. Çünkü bir şeyi kıymetli yapan onun nadir olmasıdır. Yani her yer bilgiyle doluysa ve kuşatılmışsa oradan cehalet çıkar ancak. Yani işte enformatik cehalet demişti ya Nabi Avcı e, dostumuz. Şimdi buna karşı böyle bir kamuoyu var mı diye bakıyorum ben. Yok, hı hı. yok. Yani herkes kuzu kuzu bakalım teknoloji bugün bana hangi müjdeyi verecek bunu bekliyor. Şaşırıyor. Onun takibinden doğma bir sansasyon yaşıyor falan. Aa bak bir de şu çıkmış. E çıkmış da sen bunu beşeri beşer olarak, insan olarak hayatında bir tartışmanın konusu haline getiriyor musun? Yok böyle bir şey. Yani böyle hakikaten Elon Musk doğru söyledi. Uyur gezer bir insanlık var. Evet yani şey Çok, çok önemli. Siz Zara'dan da bir kitap okuyun Ayhan. Yani böyle çok ilginç. Böyle kus kusu gidiyoruz. Çünkü niye? Bakın. Üretim kapitalizminin doğurduğu yabancılaşmaya itiraz etti birileri. Muhafazakarların içinden de, sosyalistlerin içinden de ya bu bizi insanlıktan çıkaracak dedi. İtiraz etti, mücadele verdi, olmadı. Tüketime karşı herkes sustu. tüketimin içinde öyle aldatıcı galerilere girdik ki yani şimdi mesela Tabii ki hocam. İşte biz diyoruz ki %99'umuz Müslüman, Türk falan. Güzel pek kardeşim. E ama sokakta dolaşınca Türkçe bir tane tabela görmüyoruz. Eğer yüksek fiyat uygulamak istiyorsa bir iş yeri kendisine mutlaka yabancı, yabancı bir şey ortaya atıyor. Şu demek yani bir dakika. Burada Amerika kuruluyor demektir bu. Ve sen de biraz Amerikalılaşıyorsun. Bir dünya Amerikalı evet, işte, Şu orta. meşhur fast food ismi herhalde reklama girdiği için söyleyeyim mi? Ama üzerine bir kitap var. Ritzer'in çok güzel. bir Yani bunu Dünyanın kitap var, toplu olması gibi. Olması. Şimdi bu şöyle bir yanıltıcı şey. Yani her şey çok kültürelleşti ya artık. Hı hı. Yani kültürlerimizi yeniden keşfediyoruz falan. Her biri bir endüstri tarafından mahsediliyor. Aynı fast food ürününü Hindistan'da da yiyor. Ama diyor ki satan bak diyor bu helal et bunda inek eti yok diyor. Burada da diyor bak diyor bu helal et bunda domuz eti yok. Ama sana yediriyor onu. Ve buna da glo glokalizm bilmem ne köye yerellik bilmem ne gibi böyle saçma sapan sıfatlar düşüyorlar. Şimdi bütün bunlarla Başka bir şey değil. Bakın buradaki din kavgaları, mezhep kavgaları, inanç, ideoloji bütün bunları aşarak ya bu her şeyi tartışalım da önce bunu bir tartışalım. Bu yola girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Hı hı. Yani Hristiyan olabilirsin ama insansındır ya. Budist olabilirsin ama insansındır. Ya bu orada bir anlaşıp onun üzerinden bir bilemiyorum itiraz bir kamuoyu oluşup, onun alternatifi olabilecek hayat tarzı nedir? Nasıl yaşayacağız? o Oradan devam edelim. Yani mümkün müdür? Hem küreselleşmeye karşıtı bunu 90'larda çok tartıştı, dünya tartıştı küreselleşme karşıtları ya da yandaşları diye. Sonrasında teknoloji şimdi bunu buna itiraz etmek şöyle de bir algıyı da peşinden getiriyor. Yine yine aynı merkezlerin ürettiği sen gelişmeye karşı mısın? Diye. Bu bize büyük tahribatlar verecek. Tabii ki hani teknolojinin gelişmiş olması, hayatın, sağlığın, e, buluşların bir e, 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 ilerlemesine neden olabilir, bilmem ne olabilir. Ama burada başka bir form daha var. E, e, Çulhan'ın çok ciddi eleştirileri var mesela. Bu, bu ben önemsiyorum onu. M mümkün müdür bunu engellemek? Yani şimdi şöyle bir şey var. Aslında küreselleşme ve kapitalizmin bizi daha çok hem rastlantısal hem de özgürlük alanlarımızı dolayısıyla tercihlerimizi genişlettiğine yönelik bir iddia söz konusu. Aynı şey dijital dünya içinde geçerli. Mesela işte Zuckerberg diyor biz internet dünyasını açarak insanların orada daha özgür olmasını sağladık diyor. Ama şu da gayet iyi, diyor ki insanlara ait olan tüm mahremin bilgisini onların elinde. Bu biraz ben şeye benzetiyorum, İşte bu Reinhardt'ın Zar Adam diye bir kitabı var. İşte belli bir zaman sonra bu yaşadığı talihsizlikler, sıkıntılar, yaşadığı problemler, belirlenmişlikler bundan kurtulmak istiyor ve kendini zara bağlıyor. Yani şu, o gün ne yapması gerektiği konusunda kodlamalar da yapıyor. Birden altıya kadar. Zar ne çıkarsa onu yapıyor. Aslında var olan süreçte gelinen nokta biraz burası. Yani rastlantıların, belirsizliğin olduğu bir alanda bize çok özgürlük alanı verildiği gibi bir yaklaşım söz konusu ama belirlenmişliğimiz söz konusu. Ki özellikle e, bu dijital zeminlerin bizim hayatımız içerisinde daha içine girmesi, yapay zekalı uygulamalara işte neyi sevmemiz ya da neyi sevmememiz gerektiğini ya da e, hatta neyi okumamız gerektiğini ya da nasıl giyinmemiz gerektiğini sorma aşamasına geldiysek artık bir belirlenmişlik üzerine e, üzerindeyiz. Yani dolayısıyla bu yabancılaşmanın ta da kendisi. Yani Bodri'ye da bulunacağım. Kişinin gerçekliğiyle imgesini satın alma ve değiştirme, değiş takasına bir örnek. Bu değiş takas bana göre insanlık için dramatik hikayeleri, hadiselere de doğuracak. Yani şöyle düşünelim. Yapay zeka bir uygulama var ve ona bütün kararlarınızı vermek istediğiniz kararları ona sorarak, ona danışarak yapıyorsunuz. O zaman soru şu, siz neredesiniz? Halde sizin orada olmanız mümkün değil. O yüzden böyle bir düzeneğin içerisine girmemiz konusunda bir farkındalık oluşturması gerekir. Süleyman Hocam'ın ifade ettiği, yani gerçekten işte 20. yüzyılda ciddi itirazlar vardı. Hem küreselleşmeye hem kapitalizme yönelik eleştiriler vardı. Ama hocanın bahsettiği tekno dünyaya dair eleştiriler çok yok. yok. Çünkü tekno dünya son derece büyüleyici, son derece pratik ve son derece pra pragmatik aynı zamanda. Buna itiraz ettiğiniz zaman sizin de düşmanıyorsunuz. Ee, siz teknoloji düşmanımız. Aynen, gelişme düşmanısınız. Şimdi hocam evet. Bütün bunlardan sonra e, uyarılarda bulunanlar da var tabii ki. Cılız da olsa az da olsa genel büyük bir kitlenin Propagandası altındalar. Ee, artık e, neyi Ahmet Hoca'nın söylediği neyi seçeceksek, hangi kitabı okumamız gerektiğini daha da geçiyorum. Hangi siyasal partiye oy vermemiz gerektiğini bizi dijital dünya ile birlikte yönlendiriyorlar. Trump'ın nasıl kazanıldı kazandığını bunun hikayesini anlattılar. Brexit kararının 2-3 kere e, hayır çıkmasına rağmen sonunda nasıl evet çıktığını hatta Güney Afrika'da bu uygulamayı yaparak yerlilerin %70 e, yabancı ya beyazların %30 olduğu bir seçimi nasıl tersine çevirip beyazların kazandıklarının hikayesini anlatıyorlar. Şimdi dolayısıyla ortada bir tekleşme hani bunun modernleşmenin sonucunda da getirebiliriz. Buna şöyle bir ad koyuyorlar. Küresel faşizm, teknolojik küresel faşizme doğru gidiyoruz. Her şeyimizi dinliyorlar, her şeyimizi görüyorlar Seçme e, yetimizi de onlar alıyorlar. Dolayısıyla onlar. Dolayısıyla dünya çok ciddi, hızlı bir şekilde faşizme doğru. Çünkü hepimizin elinde bu telefon var. Bununla bizi izliyorlar, kararımızı bununla verdiriyorlar. Dolayısıyla faşizme doğru mu gidiyoruz? Ne yapabiliriz? Yani faşizm biraz zorlama. Yani faşizm başka bir şey. Bunu biraz böyle eğreti yakıştırmacı bir şekilde kullanıyorlar ama dikkat etmek. Faşizm endüstriyel topluma ait, çok devletli, kiliseli, başka bir şeydir yani. Bu nazizmle de değildir. Nazizm başka bir şeydir. Yani benzeşirler, ikisi de otoriterdir, ikisi de acımasızdır, o, onları bilemem yani o açıdan. Hemen işte böyle bir yakıştırma bulun. Bugün Avrupa için aşırı sağ faşizm yükseliyor, ırkçılık yükseliyor, alakası yok. Yani baktığımız zaman başka şeyler görüyoruz. Bu tip böyle benzetimler üzerinden hani teşbihte hata olmaz. Teşbihte hata olmaz. O zaman hata yapmayacağız. Ha, yapmayacağız. <laughs> ha. Yap diye söylenmedi o söz. Şimdi Faşizm değil. Ama şunu söyleyebilirim. Mutlak kontrol. Mutlak kontrol. Yani sizin neleri duymanız gerekiyorsa, hissetmeniz gerekiyorsa, Neleri düşünmeniz ve neleri yapmanız gerekiyorsa i̇steniyorsa. bunları isteniyorsa bunu mutlak derecede hayata sokmak. Şimdi bunu basit propaganda, süblimal mesajlar vesaire değil. Daha sonra bu dijital dünyanın, bu özellikle nörolinkle ilgili kısmında korkunç senaryolar var. Ve bunların bir kısmını da hayata geçmekte olduğunu görüyoruz Çin'de. Yani Çin tam o kontrolü işte her arkadan tanıma sistemleri, kamera vesaire, ısı bilmem ölçüyorlar yani bunu. Ceza Çin'de puanları. Pa nakit para kullanılmıyor mesela. Şunu sağlayacak o dünya kurulduğu zaman. Sana yüzde yüz güvenlik sunuyorum. Hırsız hırsızlık yapamayacak. Ya yani, dünyetine girdiği yani, an gelecek o robokoplar bunu yakalayacak yani. Cinayet işlenmeyecek. Evlerimizin kapılarını istediğimiz kadar açabileceğiz. Ne güzel. Ama özgürlük. Problem şu. Bu çetrefil bir tarihsel e, paradokstur. Uzlaşmaz bir çelişki değildir ama paradokstur. Özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeler her zaman tartışılabilir. Ama bu böyle, böyle bir dünyada tartışamayacaksınız onu. Çünkü mutlak güvenlik ve mutlak kontrol beraber geliyor. Bu hocam aynı zamanda küreselleşmeden bahsediyoruz ama ulus devlet formunun başka bir şekilde yeniden inşası mıdır? Şimdi orada bence mücadele var. Yani bunu devletler kontrol etmek istiyorlar. Bunu devletler üstü bir takım yapılar da tekerlerini almak istiyor. Bunların arasında bir gerilim var. Henüz daha final maçı oynanmadı. Ama şu an mevcut teknolojik düzey böyle el değiştiriyor. Yani bakıyorsunuz işte bir takım şirketler kendilerini devletten bağımsız hissediyorlar. Bir de o süreçlerin taşıyıcısı bunlar. İşte diyor ki ben diyor atmosfere kitabeşir tozu atacağım. Sen kime sordun bunu? Nereden alıyorsun bu hakkı? Hiç Gayet fitursuz. Garaj çocuklarının bugünkü şeyleri. Bunlar fitursuz. Devletler işte bir dakika ya diyor böyle bir imkan varsa benim elimde olsun ben kontrol edeyim. Kimin olacak bu? Bunun kavgası var şu an. Ama yani itişi kakışı var daha doğrusu. Hı -hı. Tam kavgası yok. Ama bir gün bu patlayacak. Orada kimin elinde kalacak bu işler onu ben bilmiyorum. Yani devletler mi bunu kontrol edecekler veya işte o bulut teknolojileri aracılığıyla artık kontrol devletlerin de kontrolünün dışına çıkmış bir takım güçler mi bunu kontrol edecek onu bilmiyorum ama bizler için sıradan insanlar için netice çok da fark etmeyecek. Yani orada biz zaten talepler var. Engellenmesi gerektiğini söyleyenler var. İşte küresel şirketlerin talepleri var. Figürlerin talepleri var. İşte Musk gibi, Zuckerberg gibi, Jeff Bezos gibi falan kişilerin talepleri hı hı. var. Ama devletlerin bir yandan da bunların hı hı. güçlenmesi konusunda hukuksuz bir sürece doğru evrildiği iddiası var. Mesela sizin dediğiniz bağlamda işte Starlink projesi var. İşte gökyüzüne bir takım şeyler gönderiyorsunuz ve işte ayın ışıklarını sabote etme imkanınız Tabii ki, var. Evet. Bunu yapıyorsunuz falan. Bir hukuk ve insan yaşamının daraltılması süreciyle karşı karşıyayız. Ama tam sizin dediğiniz gibi buna itiraz yok. Yani şu denilmiyor. kerli ferli şeyle filozoflar yine yani. yani insanlığın görünüm alanlarında yeni yeni cihazlar görme hakkını işte Tanrının gökyüzünü doldurma hakkını nereden elde ettin sorusu çok sorulmuyor. Evet. Aslında sorulması gereken bir şey. O yüzden bunlar da ciddi tartışma. Yani nihayeti itibariyle bu tür yaklaşımlar ya da teknolojiler ya da yapılar insanın sadece kendisine değil içinde bulunduğu makro aleme yani eskiler onun alemi kübra diyorlardı. Evet. Büyük aleme yabancılaşmasına doğurabilir. Hocam bir dakikamız kaldı ama onu size sormak istiyorum. 90'larda bu sokak kameraları çıktığı zaman çok tartışmıştı. Dünyada tartıştı, Türkiye'de izleniyor muyuz diye. Şimdi o tartışma bitti. Artık evin içerisi izlenmeye başlandı. Hiç kimse de itiraz çıkmıyor. Ya bu Eric Fromm'un dediği gibi hürriyetten kaçış halidir. Güvenlik hı hı. birinci derecede problem bugün. Kim kazanacak? yani tabii ki en pratik tarafından bakarsanız güvenlik endişeleri her zaman özgürlük gibi pahalı bir tecrübeyi ağır bir tecrübeyi baskılar. Hocam çok çok teşekkürler. Ee, aslında bir ben bir, birkaç tane daha konu başlığı aldım ama zamanımız bitti. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam katıldığınız için çok teşekkürler. teşekkürler. Profesör Prof. Doktor Ahmet Dağ çok teşekkürler. Teşekkürler. Programı noktalandırıyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir konu, başka bir konukla buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.